Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseyi al ya da sat demiyoruz. kağınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. Abone olup videoyu da beğenmenizi rica ediyorum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Ee, önceki videolarda bahsettiğimiz yani bu e, denetleyiciler, ülkelerin düzenleyicileri muhabbetinde geldik son kısma. Şimdi değerlendirmemiz üzerine aslında neyden bahsetmiştik? E, devletlerin bu şekilde yapılanmalara gitmeleri, Kripto paralarda çığır açacak bir durum arkadaşlar. Şimdi ne anlamda çığır açacak ondan bahsedeyim. Çünkü önceki videolarda da bunu söylemedim. Şu an kripto paralarda e, piyasa neyden dönüyor? Yani piyasadaki bu para nereden geliyor? E, nereden geliyor? Benden geliyor, sizden geliyor, ondan bundan geliyor. Yani spekülasyon amacı güden insanlardan, spekülatif hareketler yapanlardan. Adam diyor ki şuradan alayım, buradan satayım, oradan alayım, şuradan satayım, para kazanayım diyor. Ya piyasa böyle dönüyor. Bu da tabii ki hem kısa hem uzun vadede volatiliteye yol açıyor arkadaşlar. Fakat bundan yıllar sonra işler tam olarak o şekilde olmayacak. İlerleyen vakitte hatta Bitcoin'deki altınlaşma dediğimiz etap ve kripto paralarda dalgalanmanın biraz daha az olması ve gitgide yıllar içerisinde azalmasına sebebiyet verecek o olay devletlerin denetlemelerine kripto paraların girmesi. Şimdi uzun lafın kısası bundan örneğin 10 yıl sonra kripto paraların market cap'i şimdikinin 100 katı ol e, olacak diyelim. Fakat bu doğrultuda şu anda içerideki paranın %98'i spekülatif amaçla Yapılmış yatırımlar ise bundan 10 yıl sonra 100 katına çıkan bu paranın 80'den fazlası belki de arkadaşlar e, spekülatif olmaktan ziyade gerçekten amaca hizmet eden vergi ödenmelerinde devletlerin alışverişlerinde e, değil mi? Devletlerin yapmış olduğu dış ticaretlerde işte. Gibi 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 resmi işlemlerde, orada burada ticarette kullanılmasında, yani para kazanmaktan ziyade ticari anlamda ve büyük yapılar, devletler, kurum kuruluşlar, firmalar tarafından kullanılması üzerine geçecek. Şimdi bunlar da hangi paralardan geçecek tabii ki kendi içerisinde büyük olan paralardan, yani en popülerleri vesaire vesaire. Peki bunun miladı nereden başlıyor? Neticede devletin denetlemelerinden geçmiş paralardan başlıyor değil mi? Yani bunu söylemeye çalışıyorum aslında. İlerleyen vakitlerde içerideki paranın çok büyük kısmını burası oluşturacak. Dolayısıyla spekülatif amaçla yatırım yapan insanlar da bu coinleri seçecek. Örneğin ee, diyelim ki AVAX ciddi anlamda kullanılıyor. Ee, bu yüzde 80'lik dilimde Avax da var ki ben olacağını düşünüyorum. İyi bir proje çünkü. Ee, Avax coin de kullanılıyor. Dolayısıyla insanlar da yatırım yapacağı zaman hem uzun vade getirisi e, hem de risk almamak açısından yine bu coinleri tercih edecektir arkadaşlar. Yani spekülatif anlamda da yine bu kısım seçilecektir tamam mı? Kalan öyle zaten çer çöp işte kripto paralar falan spekülasyon amacıyla kullanılmayacaktır. Nitekim zaten düzenleyiciler bunların eliminasyonlarını yapıyorlar. Önceki videolarda da dedim ya küçük kripto paralar vesaire bu noktada elemine edilme ihtimali çok yüksek gibi gibi gibi. O yüzden para böyle dönecek ve bunlar üzerine dönecek spekülasyonlar da dalgalanmaya yol açamayacak olmasına rağmen yine bunlar üzerinden dönecek. O yüzden e, kabul bu bağlamda önemli. Şimdi bu noktada işte Terra Classic'in ben ilerisini görememe sebebim bu. Çünkü şunu diyorum. Kripto paralar artık blockchain ve bu blockchain'in bu özel sektörü farklı bir yere evriliyor. Başka bir yere gidiyor. Merge baş, merge geldi bakın. Bambaşka bir yere gidiyor. Adamlar açık açık diyor ki biz yani spekülasyondan ziyade bir işe yaramak istiyoruz bakın. Tamam mı? Bir şey yapacağız biz burada. 100.000 TPS diyor adamlar Merch için mesela. Farklı bir seviye. Başka bir şey bu artık. Bambaşka bir şey. Gerçekten de bir işe yarar yani artık. O yüzden kripto paralar böylesi seviyelere evrilirken e, devlet denetlemelerine girerken e, ve Piyasadaki popüler altcoin'ler özellikle ki e, daha düşük altcoin'ler de buna gayret ediyor. Gitgide ciddi anlamda e, çevre dostu olmaya, e, hızı, güvenliği arttırmaya yönelik hareketler yaparken e, bugün karşımızda e, bozuk bir A var. Bozulmuş bir A, stable Stablecoin'i kayık bir e, proje Terra Classic projesi. Tamam mı? Mesela bu Terra Klasik projesi lafını benden duymamışsınızdır daha önce çok fazla. Polygon projesi derim mesela. Avalanche derim, kullanırım. E, Ethereum derim ETH'den yine ziyade işte Cardano derim ama Terra Klasik demiyorum farkındaysanız. Launch coin diyorum çünkü ortada bir proje yok artık. Ortada e, spekülatif bir coin var. Şimdi ilerleyen vakitlerde umuyorum ki bunu düzeltirler arkadaşlar. E, fakat bunu ummanın da bir mantığı yok. Tamam mı? Bu işler o şekilde yürümüyor yani. Şu an baktığımızda bozuk bir A var. Yükselme ihtimali spekülatif anlamda çok yüksek bir coin var. Ancak bir yerde o duvara çarpma ihtimali de yüksek arkadaşlar. O duvarı da işte az önce anlattım. Zaten dediğim gibi bundan dolayı kısa orta vade yani önümüzdeki işte denetlemeler başlayana kadar bunlar ki yine benim tahminim. İşte 2023'ün orta sonlarına belki 24'e kadar. ya yani Dolayısıyla bir dahaki boğa sezonu içerisinde bu hareketlerin başlayacağını düşünüyorum. E bu bağlamda da ne olacaktır arkadaşlar? E burada bu vakte kadar tere klasik ve tere kendini ilerletemediği takdirde ilerleyen zamanlarda kriptoda dönen para farklı bir şey olacak ve bu dönen parada lunç, yerini alamayacak arkadaşlar. İşte önümüzdeki birkaç yıl içerisinde buna maruz kalmamak için ekibin tutup Luna'yı pamplatmak yerine ne yapması lazım? Adam akıllı şeyler geliştirmesi lazım. Bundan dolayı ki örneğin ben işte Lunca 4 yıllık 5 yıllık hatta 2 yıllık yatırımlar yapmayı şu anda oldukça riskli buluyorum aslında sebebinde. Anlattım arkadaşlar. E, bu doğrultuda örneğin bundan işte 5 yıl bekletilecek kripto para işte ne bileyim nedir? Şu anda trend olanlardır ki bakın daha önce video yapmıştık 2013 yılının e, en popüler 10 kripto parası. Şu anda onlardan sadece bakın sadece içlerinde XRP ve Bitcoin var. Anlatabiliyor muyum? Yani bundan e, 6-7 yıl sonra ortalama şu an İlk 10'daki kripto paraların yine 8 tanesi olmayacak. Yerine yenileri gelebilir vesaire vesaire. Diğerleri hafiften düşer, çaptan düşerler gibi gibi. Kaldı ki 6-7 yıl sonra bir de lunç. Ee, bakalım ne olacak ama dediğim gibi burada şu an kısa vade yükselişleri için e, ki bunların olma ihtimali çok yüksek. İş spekülasyona uzun vadede Terra'nın geri dönüşü tamamıyla ekibe bakıyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz demeden şunu da söyleyeyim bu arada. Ee, borsaların bakış açısı. Şimdi e, burada farklı şeyler yapılabilir. Yani örneğin Binance ne yapacak mesela gibi. İşte dediler ki e, ne oldu? bu Biz işte şeyi luncu pazarlarımızda istemiyoruz. Gibi bir durum söz konusu oldu diyelim. E, mesela şu an normalde bizim e, Türkiye'de biliyorsunuz işte... Bazı işlemler yasak ama e, binans borsası buna müsaade ediyor. Şimdi burada iki farklı görüş yani bugün binans arkadaşlar bunlara bile isteğe müsaade ediyor. Evet yani bunu yapabildiğini biliyoruz. Örnek veriyorum işte x ülkesi şu anda dese ki ben lüncü ülkemde istemiyorum satışını durduruyorum dese pazarlardan çekiliyorum Binance satışını yapar mı? Yapar arkadaşlar ama o vakit geldiğinde e, nasıl bir durum olacak? Onla alakalı çok radikal bir durum e, yorum yapmamak gerekiyor çünkü şu an bir e, bunlarda bir sözleşme vesaire hani, çok nasıl diyeyim size güvenli bir sözleşme vesaire yok fakat bu düzenlemeler geldiğinde işler daha kesin ve radikal bir boyuta evrileceği için o şartlar altında binansın ve borsaların yapabileceklerini çok e, bilemiyorum. Bu doğrultuda tabii iki farklı görüş var. E, ne olabilir? satışa Örneğin ne yapar devam eder arkadaşlar satışlar devam eder e, fakat işte burada derler ki biz bunu istemiyoruz binans ama bunu satmaya devam eder ancak çok fazla talep olmaz anlatabiliyor muyum ve farklı koşullar altında satar o koşulları söylemeyeceğim bazı sebeplerden dolayı şimdi e, Çünkü bir şeyleri açığa çıkarıyor Neyse e, yine farklı bir görüş o olacak ki ne yapar? Ee, ...doğrudan doğruya delist eder. Adamlar der ki ben bunun satışını istemiyorum. Binance de der ki ya tamam madem öyle... ...ben de seninle ters düşmek istemiyorum. O zaman delist ediyorum. O yüzden bu sadece lunge için geçerli Yani düzenlemelerden geçemeyen altcoin'ler... ...özellikle e, o ülkelerde hiç değilse... ...satışın durdurulma ihtimali de yüksek. Yahut dediğim gibi Binance'ın bu şekilde bir harekete gitme ihtimali de var... Bakalım ne olacak, ne bitecek, hepimiz göreceğiz. Tabii ki bunlar bir iki günlük değil, önümüzdeki yılları kapsayan süreçler. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşçakalın.